Gözler, hoş geldiniz. Şu anda Norveç'teyim. Videoya burada başlamak istedim. En kalabalık meydanında Norveç'in başkenti Oslo'dan sesleniyorum size. Neden dünyanın en huzurlu ülkesi derseniz, bence refah seviyesinden dolayı. Gerçekten refah seviyesi çok çok yüksek. Askeri maaşları yaklaşık 3200 liraymış mesela. Ve diğer Avrupa şehirlerinden de burası çok pahalı. Hatta size buranın paralarını göstereyim. Örneğin bir pizza bir restoranda 20-25 euro civarında. Ama mesela İtalya'da yerseniz bir margarita pizzayı 10 euroya, maksimum 12 euroya yiyebilirsiniz. Neredeyse 2 katı fiyat farkı var. Buraya gelmek gerçekten çok istiyordum. Aslında gelme amacım daha böyle şelalelerin, dağların olduğu, manzaraların olduğu yerlere gitmek. Ama ilk günümü Oslo'da geçireyim dedim. Zaten buraya yolculuğumu vesaire de çektim. Onu da bu anlatımdan sonra koyacağım. Bir paralarına bakalım. Şöyle 100 euro bozdurdum ve bana toplamda bir böyle 500 Norveç kronu verdiler. Bu mesela yaklaşık 50 euro. Buna yani bir öğün yemek yiyebilirsiniz. İçeceğidir, işte yemeğidir, çorbasıdır. Kişi başı neredeyse 50 euro bir restoranda yemek. Bir de şöyle 200 kronları var. Üstünde de balık var. Ne balığı ki bu? Hiç anlamam. Bu arada burada balina eti yiyorlar. Balina eti var. Ama ben denemem öyle bir şey. Bilmiyorum, farklı şeyleri denerim ama et konusunda farklı bir şey denemeyi sevmiyorum. Bir de şöyle, büyük ihtimal bu 200'lerin de bozuğu vardır da bana vermediler. Normal bozuk paraları var. Oha, şu an ben de paraları saçtım. Gören de şey sanacak, bir sürü kronu var saçıyor. Bunu şimdi koyalım. Bozuk paralarının böyle ortaları delik arkadaşlar. Mesela bu 5 kron. Şöyle en küçük parada verdikleri bana bu. Herhalde 1 kron mu bilmiyorum. Yazmıyor üstünde de. Böyle bozuk paraları da. Bakalım birlikte keşfedeceğiz. Polonya'dan günaydın arkadaşlar. Benimle yeni maceralara hazır mısınız? Bugün çok istediğim gitmeyi bir ülkeye gidiyoruz. Bu zamana kadar bayağı erteledim. Çünkü gerçekten bayağı pahalı bir ülke. Ama Polonya'dan uygun fiyatlı işte uçak biletlerine baktığımda ilk sırada Norveç çıkmıştı. O yüzden Polonya'dan Norveç'e uçuyorum. Polonya'dan neden erken ayrılıyorsun meclis derseniz, yani şu anda Polonya'da Gdansk adlı bir şehirdeyim. Dün biz voleybol maçının olduğu şehire gidecektik. Buraya Orkid sponsorluğunda geldik aslında. Ama uçak biletlerinde alan kişi hata yapmış ve farklı bir şehre almış. Sonra biz de voleybol maçına maalesef gidemedik ve ben çok gitmek istiyordum gerçekten. Otelimizde bilgisayardan izleyerek destekledik. Böyle bir aksaklık oldu. Aslında benim Norveç'e uçak biletim de Varşova'dandı ve yarındı. Ben de onu bir gün önce aldım ve bu şehirden direkt uçuş olduğu için direkt bugün gideyim dedim. Tekrar yollarda geçmesin günüm. Ve şu anda Norveç'e gidiyoruz. Ay, havada soğuk, güzel durayım diye şey yaptım. Montumu çıkarttım ama iyi mi yaptım bilmiyorum. Polonya'da kaldığım yerde bu şekildeydi. Amca geçmek için beni bekliyor. Burası daha böyle tatil köyü gibiymiş. Bu oteli ben kendim ayarlamadım. Merkeze uzak ama güzeldi. Ay, çocuklar okula gidiyor. Tam böyle sonbahar havası. Bu arada Polonya'da çok güzel ve diğer Avrupa şehirlerine göre bence Polonya çok çok ucuz arkadaşlar. Ve Türkiye'ye göre de ucuz geldim ama. Eskiden gerçi ben Hamza'nın videolarını izlediğimde mesela böyle 3 liraya bir sürü şey falan yiyordu. Buraya gelmeden önce izlemiştim. Bu arada sweatshirtüm de Hamza'nın markası. Yani reklam değil, arkadaş önerisi. Gerçekten yumuşacık ve çok güzel. Ah, üşüdüm. Şu içeride taksiyi bekleyeyim. Hello. Thank you. Polonya'da genelde Uber kullandım. Çünkü Uber'in fiyatları uygundu. There is a life valley in this city. Hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow. Somewhere in the great unknown. Buradan Antalya'ya bir sürü direkt uçuş var. Benim gideceğim yer Oslo 11.05 olan. Şu an 23.25 check-in diyor. Put me together, take me back where I've been. I want it all. I had a feeling but the feeling is all gone. Wait, hold on. Gelmişken bayağı minik bu arada. Benim magnet koleksiyonum var. Magnet alacağım ama magnet göremiyorum. Yalnız küçük de değilmiş o kadar. Alkoller, burada makyaj malzemeleri.
Bu arada şöyle bir problemimiz var. Benim valiz hakkım sadece şu sırt çantası. Ama ben kabin boy valiz de getirdim. Ya bazen anlamıyorlar. Uçak boşta sıkıntı yapmıyorlar. Risk aldım. Eğer sıkıntı olursa da farkını ödeyeceğim. Magnetleri buldum. Bu magnetler bu arada buzdolabımı çizdi, mahvetti. Ama artık çizildi deyip takmaya devam ediyorum. Yani çok çeşit yok ama sanki şunlar güzel gibi. Dün akşam bu arada buraları yürüdük. Hava karanlık olduğu için çekemedim. Gerçekten güzel, minnoş bir şehir. Daha sonra ben de gelmek isterim. Şunu beğendim. Bu arada biraz önce bir şey fark ettim. Burada da kasa demek kasa yani. Bildiğiniz kasa. Bir an dedim Türkiye'de miyim anlamadım. Sonradan devam etti yabancı. Bir de çikolata alayım diyorum da. Ne alsam acaba? Fiyatları yaklaşık 3 ile çarpıyorum. Öyle Türk lirasına çeviriyorum. Tatlı güzel gider. Of. Bunlar böyle bayağı büyük, güzel, ağır ağır. O harç diye ısıracaksın, cheesecake'liymiş. Çok şaşırdım. Mesela marketlerde görüyordum ama duty free'de hiç görmemiştim. İşte bildiğimiz Nurofen'dir, ağrı kesiciler, Panadol, Aspirin, böyle OTC grubu baya baya var. Parfüm denemesi de yapalım. Duty free'lerin olmazsa olmazı bunu deneyeceğim şimdi. Rengi ilgimi çekti. Tom Ford'unmuş. Umarım güzel kokuyordur. 2 tane sıktım. Bugün parfüm sıkmamıştım. Güzel kokuyor. Farklı. Beğendim. Şimdi uçağıma yaklaşık 1,5 saat var. Daha kahvaltı etmedim, kahve içmedim. Bir yerde kahve içip uçağı bekleyeceğim. Daha sonra kapıya erken gideceğim. Bir sıkıntı olur mu diye. Bu arada dün bu havaalanında biz 4-5 saat bekledik Betül'de. Yani ne olacak, geri dönebilecek miyiz diye. Ama dönmedik. Dün burada kahve içmiştik ve gerçekten cappuccino'su efsane güzeldi. Böyle sütlü sütlü sıcacık. Şimdi bir kahve içelim. You recall when we were young, running from all things at once, without thinking twice. And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. Bir yarım saat edit yaptım, şimdi kapı açıldı. Umarım çantada sıkıntı olmaz, birazcık heyecanlıyım. O zaman hadi gidelim bakalım. Sıra var mı? Çok az var. Heyecanlandım. Valiz sıkıntı olmadı ve geçtim. Yani tamamen çalışanın keyfine kalmış bir durum. Yani para verseniz de bir bilet parası kadar para veriyorsunuz. Az bir şey değil. Resmen ikiye katlanıyor. Biz Air'de buranın böyle uygun fiyatlı hava yollarından biri. Eğer o yüzden alırsanız 10 euro, 20 euroya biletler bulabiliyorsunuz. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. This road that I am. Norveç'te dikkatimi çeken ilk şey tuvalet. Havaalanı tuvaletinde şöyle bir şeye rastladım. İlk el dezenfektanı sandım ama bu klozetin üstünü temizlememiz için işte peçeteye sıkabileceğimiz bir dezenfektanmış. Bence mantıklı. Ben genelde peçete koyuyorum ama yani hem bunu yapıp hem üzerine peçete koysak ekstra temiz olur. Bir diğer ilgimi çeken şey de bu. Yani daha demin kız aynı yeri elini sildi. Anlamadım. Bunu çekince geliyor galiba ama çekiyorum gelmiyordu. Herhalde bu bozuk mu? Yani şöyle geliyormuş. Bir an korktum, herkes aynı yere elini siliyor sandım. Ve dünyanın en huzurlu ülkesine iniş yaptım. Öncelikle şu exchange ofisinde. Bu arada havaalanlarında birazcık daha fark oluyor ama en azından yanımda kron bulunsun istiyorum. Norveç kronuna çevireceğim euroları. Daha sonradan da otele gitmenin bir yolunu bulacağım. Oteli de ayarladım uçaktayken. O da halledildi. Bugün Oslo'yu birlikte keşfedeceğiz. Tek sıkıntımız burada hava çok çabuk kararıyormuş. O yüzden hızlı hızlı olmak gerekiyor. Nasıl gideceğimi buldum. Trenle gitmek en mantıklı. Şimdi şu arkadan bilet alacağım. Havaalanından çıkınca hemen yürüdüm ve tren istasyonuna ulaştım. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and night. O kadar acıktım ki, şunun da tadını o kadar çok merak ettim ki aklımda kaldı. Size de böyle oluyor mu? Eğer dolapta çikolata tatlı bir şey varsa benim aklım kalıyor. Yani karnım tok olsa bile. Ama şu an aç karnı yiyeceğim, daha da lezzetli gelecek bence. Tüm seyahatim boyunca yesem anca biter. Çok büyük. Şöyle cheesecake'liymiş. Hmm.
çöre kremamsı bir katı var. Üstünde çilekli bir katı var. Altında bisküvili katı var. Üstü sütlü çikolata. Yani mükemmel. Aşırı iyi. Trenle geldim. Şimdi binelim ve otele gidelim. Hangi durak deneyeceğimi bilmiyorum. Let me figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Bakın şöyle yoğurt sushi, farklı bir sürü restoran, üst katta mağazalar. Hep böyle bir ortamda sushi yemeye özenmişimdir bu arada. Bakın böyle dönüyor ve alıyorsunuz. Çok güzel. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we cry. Otele şimdi geldim. Çok tatlı bir yere benziyor. Yani bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Gerçekten böyle otantik. Şurada bir restoran da var. Ortamı çok güzel. Fiyatı da yani ucuzdan pahalıya sıraladığımda en mantıklı olanıydı. Odanın güzelliğini gördüğümde gerçekten şok oldum. Bakalım siz olacak mısınız? 206 numaraya giriş yapılıyor. Çok güzel. Bu arada pahalı ama Norveç standartlarında uygun fiyatlı bir oda. Burada hemen girişte boy aynası var. Benim için boy aynası önemli. Şöyle hemen montumu astım. Işık ters olduğu için şu an farklı gözüküyor. Odanın tarzı bohem. Havluları bu şekilde koymuşlar mesela. Banyoya bakmadım bu arada. Banyosu fena değil. Yine tatlı bence. Duş bu şekilde. Burada yine ben varım. Ve asıl güzel olan yere gelirsek. Şu çalışma masasının olduğu yer. Burada tekrardan bir ayna olması. Şurada hoparlör olması, ahşabın güzelliği, manzaramın güzelliği. Burada böyle bir bana şişe vermişler mesela. Üstünde de buradan suları çeşmeden içebilirsiniz. Temiz yazıyor. Bu da çok tatlı bir detay bence. Ve yatağım. Yatağımın üstünde böyle bir masa bile var yani. Keşke biri bana kahvaltı getirse sabah öyle uyansam. Geceliği 120-130 euroydu buranın. Yani bir gün için gerçekten pahalı. Yani Norveç pahalı. Restoranlar da pahalı. O yüzden daha çok ben marketten yemeye çalışacağım. Çünkü konaklamaya zaten çok para veriyor olacağım. Öyle dengelemeyi düşünüyorum. Bakalım. Şu anda tam merkeze geldim. Karşımda Grand Hotel var. Buranın böyle en pahalı, en lüks otellerindenmiş. Gecelik fiyatına bakmıştım 400 euro civarında. Yani gerek var mı bilmiyorum. Size kalmış. Olduğu sokak çok güzel. Şöyle boydan boya yürüme alanları, alışveriş yerleri, restoranlar var. Norveç nasıl bu kadar zengin oldu derseniz dünyanın en zengin 3. ülkesiymiş. İlki de Katar falan zaten. Şöyle oluyor. Başta aslında balıkçılıkla geçiniyorlar ve durumları çok iyi değil. Hatta İsveç'le aralarında hep çekişmeler oluyor. Ve İsveç çok daha zengin. İsveç'in IKEA'sı var, Volvo'su var ama Norveç'in bir şeyi yok o sırada. Daha sonra Norveç'te petrol bulunuyor. Hatta Norveç hükümeti İsveç'e diyor ki petrolün %50 hissesi sizde olsun, siz de bize Volvo'nun %50'sini verin. İsveçliler de diyor ya ne saçmalıyor bu, hani mantıksız falan deyip sallamıyorlar. Ama petrol çıktıktan sonra şu an İsveç'ten çok daha zengin durumda ve İsveç'ten buraya çalışmaya geliyorlar. Böyle bir durum olmuş, birazcık da genel kültür olsun. Şöyle bir hediyelik eşya mağazası gördüm. İçinde geyik var. Burada bu arada ren geyiği eti çok meşhur ve... Ooo bu ne? Hobbit. Hobbit mi bu? Korktum birden. O kadar gerçek gibi gözüküyor ki. Galiba gerçek hayvanı öldürüp dondurmuşlar. Gerçek olabilir mi? Giriyorum bakalım. Bakın burada bir tane kurt var. Vallahi gerçek hayvanları öldürüp böyle dondurmuşlar. Bakın gerçek posta var. Yani dokunabilir miyim bilmiyorum. Dokundum. Yumuşacık. Kıyamam. 1200 yani 120 euroymuş bu. Bunlar 120 euro. Ren geyiğinin tüylerinden. Bu trollerin de bir hikayesi varmış. Öğrenince sizinle paylaşırım. Çok tatlı gözüküyorlar bu arada. Çok şekerler. Bunlardan anı olsun diye alabilirim. Burada böyle minik troller var. Oo, tam benlik bir yer. Çeşit çeşit farklı kupalar. Özellikle şu küçük olanlar çok hoşuma gitti. Şimdi daha gezeceğim. Farklı şehirlere, kasabalara gideceğim. Yanımda ağırlık olmasın. Döneceğimiz gün zaten Oslo'dan dönüyorum. Alırım. Norveç'in kendi markasının yağmurlukları var. Bunlar aynen yağmurluk. Bunların fiyatı da aslında kendime bir mont alsam iyi olabilir. Bunlar kesin sıcak tutuyordur. 850 yani 85 euro.
Şu silüet hoşuma gitti mesela, güzelmiş. Böyle daha eskitilmiş gibi. Ben Ekim ayındayız diye hani bu kadar soğuk olacağını düşünmedim. Şu an burnum akıyor. O yüzden belki kasabalara giderken dağlara falan tırmanacağız. Bir bere, kalın bir mont alabilirim. İçliğim var, polarım da var ama bir boynuma, kafama, bir de dışa bir şey lazım. Fiyatlar aynı bizim Kolombiyalar civarında. Onlar da sanırım böyle 1500, işte 2000'di. Şu berelerden alabilirim sanki. Sanki bu güzel gibi. Şu tatlıymış. Şu güzel. İçleri de tamamen polar. Hem ana olarak kalır. Ama hangisini alsak? Benim kafama da her bere yakışmaz. Bakalım bunlar yakışacak mı? İç dediğim gibi şöyle yumuşacık. Aşırı güzel. Nasıl oldu? Ben göremiyorum şu anda kameradan. Bir bakayım da belki alırım. 20 euroymuş bunlar. Yine bunları gördüğümde ödüm patladı, bir şey var sandım. Hobbit köyü de Norveç'in köylerinden biri. Herhalde o yüzden yapmışlar bunları. Öyle kendi kendime yürürken işte Norveç'in ikonik böyle renkli evlerine ulaştım. Şu restorana girmeyi planlıyorum ama yer yok galiba. Bayağı dolu, yorumları da çok iyiydi. Of, çok tatlı evler var. Bayıldım buraya. Yani gerçekten bir şehir kesinlikle yürüyerek gezilmeli. Mesela o merkez kısmını çok sevmemiştim. 1 kilometre yürüdüm ve böyle güzel bir yere geldim. Çok 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 tatlı bir restorana geldim. Herkes böyle bir date'de, şaraplar içiliyor, yorumları çok iyi. Ama 9'a kadar yer yokmuş. Gerçi öyle bir yere de yalnız başıma şu kılıkta çok sporum. Ama ne olacaktı yani? Eğer yer olsaydı güzel, keyifli bir akşam yemeği olacaktı. Şimdi başka bir yer bakıyorum. Artık neresiyse gireceğim dedim ve ilk bulduğum yere daldım. İçerisi bayağı dolu ve şansıma Asya mutfağı çıktı. Burada Asya mutfağı çok seviliyormuş bu arada. Yani ramen yiyeceğim mecbur çünkü başka bir şey yok. Karnımda deli gibi aç ve somon yemek istiyordum. Ama neyse, daha birkaç gün Norveç'teyiz. Sıcak sıcak iyi gelir. Hayatımda ilk defa ramen yiyeceğim. Çok heyecanlıyım. Aşırı aç olduğum için bence ekstra güzel gelebilir. Ama ben haşlanmış yumurta sevmiyorum, normalde beklemiş. Ama bu tam kayısı kıvamında. Ve akşam yemeğinde de yani haşlanmış yumurta herhalde yeniyor. Yiyeceğim bakalım. Burada soğan var. Tavuklu söyledim. Bu herhalde turp. Nasıl yeniliyor onu da bilmiyorum. Böyle çorba gibi. Tavuk suyu. Tavuk suyu içiyorum, değil mi? Güzel. Ben zaten tavuğu da severim. Dunduğu da severim. Buradan şöyle tavuğun tadına da bakalım. Bayağı iyi. Yumurta yiyebilecek miyim emin değilim ama. Yesem mi ki? Protein olur. Yiyorum. Çok sevmiyorum. Yani güzel. Melo, sen nereye yürüyorsun derseniz, almak istediğim bir tane kamera vardı. Ama Türkiye'den alamadım. Stokta yoktu. Burada var mı diye bakacağım. Eğer çok fiyat farkı yoksa, gerçi kameralar da garanti de önemli. Onu alacağım size daha güzel video çekebilmek için. Çünkü diğer kameram sesi çok algılamıyor. Mikrofon kısmı yok. Bir diğeri de çok büyük. Şu an telefondan çekiyorum. Eğer o da yoksa ya da çok pahalıysa tripod alacağım. İstediğim kamera Sony aslında ama GoPro'nun da 10'u çıkmış. Yaklaşık kaç euro oluyor? 500 euro, 10 bin lira civarında herhalde. 18-19 bin. Bende 8 vardı ya da 7. 7'de mi 8'de mi kaldım bilmiyorum. An olduğum yer, bakın görüyorsunuz, Carl Jones Gate 25 diyor mesela. Buranın ana caddesi zamanında işte kralın onuruna olarak adlandırılmış, kralın ismiymiş. Şöyle boydan boya bir sürü restoranın, bir sürü alışveriş merkezinin olduğu yer. Burada devlet yönetimi gerçekten çok iyi. Mesela kitap yazmak istiyorsunuz diyelim, size maaş bağlıyorlar hiçbir şey beklemeden. Ve kitabı çıkarmada, işte baskıda, işte satılmasında her şeyde yardımcı oluyorlar. Daha sonra 18 yaşına kadar çocuklara bayağı yüklü her ay para veriyorlar ve çocukların geneli bunu biriktiriyormuş ve 18 yaşından sonra o toplu parayla birlikte ya iş kuruyorlarmış ya dünyayı geziyorlarmış, işte tamamen onlara kalmış. Etraf gerçekten çok güzel, hava çok temiz ve kalabalık. Havanın soğuk olmasına rağmen sokaklar ve hafta içi olmasına rağmen bayağı dolu. Norveç şehirleri arasında benim favorim, görmedim ama bence Bergen. Bergen çok daha renkli, daha böyle ikonik renkli evlerin bulunduğu bir yer. Oslo birazcık daha sıkıcı, mimarisi daha... Bakın mesela böyle, yani anladınız, tam olarak anlatamadım. Mesela bu bina çok güzel ama şu yandaki binayı ben beğenmedim. Öyle renkli renkli binalara çok fazla rastlamadım. Bergen daha sıcak geldi. Oraya da gitmeyi düşünüyorum. Buraya trenle yaklaşık 6 saat. Zaten pazar gününe kadar buradayım ve bugün günlerden salım. Şimdi burası hakkında farklı bir bilgi daha vereceğim. Burada alkollü araç kullanırsanız
0.20 promil çıkarsa, ki 0.20 promil bir biradan bile az oluyormuş, 3 hafta boyunca hapis cezası var ve maaşınızın 1,5 katı kadar ceza ödüyorsunuz. Ve 2 senede araç kullanamıyorsunuz. Gerçekten cezalar çok yüksek. Aklıma Singapur geldi. Orada mesela sakız çiğnemek yasak. Yani böyle bir yasak olması tabii ki iyi olmuş ama bana farklı geldi hapis cezası. Tiger'e geldim. Yani Avrupa'da en sevdiğim mağaza olabilir ve şu anda Cadılar Bayramı konseptine uygun bir sürü şey gelmiş. Her yerde kuru kafa, bal kabağı. Bu ne mesela? Böyle boş bir şey bu arada. Buna para vermem. Bu da değişikmiş. Çok güzel şeyler var. Ya resmen her şey Cadılar Bayramı konseptinde. Uyuyun böcek. Normalde olan şekerlemelerin paketi değişmiş. Yine Cadılar Bayramı konseptinde yapmışlar. Mesela bu çok güzel gözüküyor. Çikolata galiba. Aslında valizimde yer olsa böyle evimin bir köşesini yapabilirim. Mesela böyle Cadılar Bayramı'nı, işte yeni yılı eleştirenler var. Ben bu tarz konsept şeyleri çok seviyorum. Hoşuma gidiyor. Bizim kültürümüzde yok biliyorum ama böyle süslemeli, farklı, tatlı olan şeyleri seviyorum. Yani onu kutlamamın nedeni o değil. Anladınız siz. Fiyatları da göstereyim. Mesela bu yaklaşık 20 euro. İşte bir tane sıfır atıyorsunuz, 13 euro. Diğer Avrupa şehirlerine göre bence Tiger da pahalı burada. Şu 7 euroymuş. Magic Monk. Herhalde renk mi değiştiriyor? Bu çok tatlı bir şeymiş. Ne ki bu böyle? Şeker makinesi gibi bir şey. Bunlar 4 euro. Mesela böyle bir şeye 4 euro vermem. 80 lira. Bunu beğendim. 5 euroymuş. Değişik duruyor. Bunları da beğendim mesela. Farklı en azından. Şu iskelet çok güzel. 25 euro. Şöyle beyincikler. Hissi o kadar değişik ki. O kadar garip ki. Bunu almak istedim şu anda. Aslında otele gidiyordum ama birkaç durak önce indim yürüyeyim diye. Farklı bir yere geldim. Arkada Nobel Barış Müzesi'nin Center yazıyor. Nobel Barış Ödülü sadece Oslo'da, yani Norveç'te veriliyor ve belediye binasında veriliyor. Ama diğer tüm Nobel ödülleri, bu arada Nobel ödülü de 1 milyon euro muymuş? Öyle bir şeymiş. Bayağı büyük bir tutar. Diğer hepsi İsveç'te veriliyor. Bunu işte yapan kişi de adı bir şey Nobel'di galiba. Neden böyle bir şey yaptığını açıklamıyor ama şöyle düşünüyorlar. İsveç'le Norveç arasında hep bir böyle tartışma problemi olduğu için hani barış ödülü de Norveç'te verilsin ve hani birazcık sıcaklık olsun. Bir de şöyle ilginç bir şey okudum. Rüzgardan da duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Nobel ödüllerinde matematik bölümü yok. Nedeni de yine işte bunu yapan kişinin sevgilisinin işte matematikçi olduğu ve işte adam gıcık oluyor ve matematik yok sadece. Herhalde böyle matematikçilerden sinirini çıkarıyor. Tabii bu da bir rivayet. Çok üşüdüm. Otele gideceğim. Ama nasıl yürüyeceğim bilmiyorum. Bakın arkamda da böyle gemiler var. Şimdi biraz o tarafa yürüyeyim. Daha sonradan gidelim. Bu arada Norveç o kadar zengin ki böyle mecliste işte bu fazla parayı nasıl harcasak, ne yapsak diye düşünüyorlarmış. İşte neden? De sokaktaki erkek heykel sayısı çok. İşte bu barış ödülü mesela çok büyük bir şeymiş ve hani her yıl o kadar verilmesine rağmen sadece %3'ü harcanmış ve hep böyle devam ediyormuş. Yani böyle şeyler duydum. Çok soğuk zaten. Akşam yemeğe de 45 euro bayılınca bir yani noodle'ımsı ramen'e 45 euro vermek ne demek yanında içecekle? Yok, ben artık marketten yiyeceğim. Hafta böyle çok üşüyorum. Bir daha tramvay gelirse bineceğim. Şu karşımdaki binada Nobel Barış Ödülleri veriliyor. Aslında eve gidecektim ama böyle bir kalabalığı görünce yürümek istedim. Marketten böyle muz, kahvaltılık bir şeyler alayım derken bakın neye rastladım ya. Bir önceki markete baktığımda yoktu. O yüzden umudu kesmiştim ama bakın. Burada sadece bir tane bana ayrılmış 2.5 euroluk bir kayısılı danino var. Hepsini yiyeceğim tabii ki yarın sabah. Vallahi çok sevindim. Aşırı mutlu oldum. Şu sıra şanslıyım. Beni yeni izleyenler anlamayacak ama eskiler bilir. Çok seviyorum kayısılı danino'yu ve Türkiye'de artık yok. Çocukluğumun aşkı. Aslında her gittiğim yerde ilk buna bakarım. Burada bakmıştım. Bulamayınca umudu kesmiştim ama